Evet, pek iyi gitmiyorlar yani Denizli Spor. Şöyle kadroları çok kısıtlı. O yüzden umuyorum bir an önce o maddi sıkıntıları aşarlar ve yani Yalçın Hoca'ya daha iyi malzemelerde görmek isteriz yani. Çok başarılı olabileceğine inandığım bir teknik direktör. Öyle söyleyebilirim. Peki Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilgili ufak bir soru sorayım hemen. Sonra bir lige geçelim. Ben bilmiyorum, daha erken olduğunu düşünüyorum. Yani henüz böyle net bir fikrim yok ama tabii Fenerbahçe kadro kalitesi çok üst düzeyde. Yani her ne kadar bunu sahaya bana göre oyun olarak yansıtamıyorlar ama çok yetenekli oyunculara sahipler, bir şekilde skora yansıtıyorlar bunu. O yüzden onları biraz daha önde görüyorum diyebilirim yani. Evet, PSV birincilik ve İstanbulspor. İstanbulspor ilk yarı ikinci sırada bitirdi Evet. ve 34 puan topladı. Bu başarıyı bekliyor muydunuz? Başarının sırrı nedir hocam? Şey, başkanım, bununla başlayalım. Yani şöyle, aslında biz geçtiğimiz son 2 sezondur böyle hedefsiz bir takım gibi gözüküyoruz. Biz TFF 1. Lig'e çıktığımız ilk sezon çok iyi bir performans gösterdik. 3 puanla playoff'u kaçırmıştık. Oyuncularımız da ciddi teklifler görmeye başlamıştı. Doğal olarak kadromuz bir nebze dağıldı diyebilirim. Bu iskeleti yakalamak tekrar bir zaman aldı bizim için. Biz tekrar böyle 3-4 oyuncu, 3-4 kaliteli transferle onlardan verim aldığımız takdirde aslında yani bizim için çok sürpriz sayılmaz desem daha doğru olur. Ama insanlara göre sürpriz oldu tabii. Çünkü çok ciddi paralar harcayan, çok ciddi yatırım yapan kulüpler var. Evet. İnsanların ondan beklentileri daha fazla oluyor. Bizim gibi takımlar biraz böyle sürpriz gözüyle bakılıyor ama bizim için sürpriz değil yani. Öyle söyleyeyim. Sezon sonunda İstanbulspor ses Süper Lig'e çıkacak mı? Yani inşallah çıkar, tüm Umuyorum. çalışmalarımız bu yönde. Umuyorum ki olur. Yani onun için gerçekten takımda çok iyi bir hava var ve çok ciddi bir puan elde ettik biz. Yani 2 puan ortalamasını tutturduk baktığınız zaman. Evet. Bu ligde ilk yarıda 30 puan başarı sayılırken şu an ilk 6 30 puan ve üzeri. O yüzden bu sene çok zor bir lig geçiyor. 17 tane final maçı oynayacağız diyebilirim. Ama şampiyonluk neden olmasın yani? Çünkü olmaması için hiçbir sebep yok. 2 tane de iyi oyuncuyla anlaştık. İnşallah bir iki transfer daha yapıp eksik demeyeyim ama alternatifi sıkıntılı olan mevkilerimiz var. Malum pandemi dönemi. Her türlü şeyle de karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden biraz kadroyu geniş tutmak istiyoruz. Bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor diyebilirim yani. Anladım. Peki bu Süper Lig yolunda yarışta sizi en çok zorlayacak kişiler sizce kim olur? Valla ben kolay maç görmüyorum yani bunu Eskişehirspor, Ankaraspor maçı da dahil. Yani TFF 1. Ligi bana göre Süper Lig'den daha zor bir lig. Bunu da söyleyeyim yani benim şahsi fikrim. İlk 6 takımın 30 puan yani hatta ilk 10 takım playoff içinde. Hatta yani onların bile şampiyonluk şansı var. Böyle bir ligde kolay maç yok. O yüzden her takımın çok zorlayacağını düşünüyorum. Tabi baktığınız zaman Samsunspor çok iyi transferler yaptı. Onlara da bu arada sizin vesilenize tekrar başsağlığı dileyim. Bugün özel tüm Samsunspor camiasına başsağlığı diliyorum. Geçmişte yaşanan trafik kazasından dolayı. Hepsine Allah rahmet eylesin. O kadar futbolculardan biri Kasım Hoca'yı sizden sonra yerine alacağım. Bunu da duyurmuştum bunun öncesinde. Tekrar konusu gelmişken söyleyeyim. Buyurun başkanım. Yani Samsunspor çok İyi transferler yaptı. Adana Demir de keza öyle. Giresunspor'un sıkıntılı bir durumu var ama mevcut kadroları bence iyi. Yetenekli tek tek isim olarak baktığınız zaman çok tecrübeli oyunculara sahipler. Yani transferde herkes iyi ama transferle şampiyon olunmuyor. Ona sezon sonu bakacağız yani. O yüzden yani herkesi rakip olarak görüyorum diyebilirim. Keçiören Gücü de Bursaspor'da. Yani illa Samsun, Adana Demirspor diye bir şey yok bence. Samsunspor Başkanı ile arayı düzelttiniz mi diye bir soru var hatta mı? Kimle? Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım. Samsunspor başkanıyla yani aramızın yani düzelmesi için bir şey olmadı. Öyle bir şey gelişmedi. Aramız bozuk da değil zaten. Bir mevzu yaşanmıştı sezon öncesi. Doğan transferiyle alakalı. O Twitter'da yersiz bir açıklama yapmıştı. Hala fikrim aynı yönde. Biz de ona cevap yazmıştık.
Mevzu budur. Kendisine de başarılar diyorum. Çok geçmiş olsun. Çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşıyor şu an. Hala yani Evet. koronayı atlatmasına rağmen duyduğumuz kadarıyla ciddi bir tedavi süreci yaşıyor. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Tabii yönetimden arkadaşların da hayatını kaybetti. O yüzden onun için bu sezon biraz daha maneviyat yüklü bir sezon olarak gözüküyor. O yüzden çok ciddi yatırımlar yapıyor. Bunu da görüyoruz. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Fatih Hoca, Fatih Tekke hakkında düşüncelerinizi soracağım başkanım. Tekrar geldi İstanbulspor'a. Başarılı bir gidişat var şu anda. Neler düşünüyorsunuz? Vallahi Fatih Hocam bir önceki gelişinde biraz şanssızlıklar yaşıyordu. Yani oyun olarak iyiydi ama skora yansıtamıyorduk. Şimdiki gelişinde kadromuzun da kalitesiyle artmasıyla daha iyi bir şey buldu. Kendisi de çok çalışıyor. Çok düşünen, yenilik arayan bir insan. Biz onun olmaktan çok mutluyuz. İnşallah bu kulüp başarılı olacaksa da Fatih Tekke'yle olur. Öyle devam ederiz yani. Anladım. Geçenlerde bir açıklamanız oldu. Fenerbahçe Mesut Özil'i de transfer etti. Vatansever ilan edilemez dediniz. Bu konuyla Evet. ilgili tekrar bir görüşlerinizi dinlemek istiyorum başkanım. Yani sürgünden gelmiş gibi bir algı yaratıldı yani. Çok enteresan. Çok büyük kariyer, çok büyük yetenek. Müthiş bir transfer yani. Fenerbahçe yönetiminin yaptığı iş böyle az buz bir iş değil yani. Bunu söyledim, insanlar beni yanlış anladı. Yani Mesut Özil kariyer yapmak için Almanya milli takımı seçti dediler. Ben de yani kariyer planlamasının çok daha ötesinde bir şeydir vatanseverlik demek istedim. Farklı. Ya herkesi memnun etmeniz yani mümkün değil. Geçenlerde bir yazı okudum, çok güzeldi yani. Nuri Şahin A milli takımı tercih etti. Dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı. Şimdi Antalyaspor'da oynuyor. Kimse bir hoş geldin demedi yani adam. Yani o yüzden böyle biraz popülizmi seviyoruz yani, gerçeklerden uzaklaşmayalım. Doğru mu? Anladım. Aynı düşüncedeyim yani. Hatayspor'dan Mirkan Aydın'ı transfer ettiniz o şey başkanım. Evet. Bu transferle ilgili görüşlerinizi alacağım. Mirkan hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi biz dediğim gibi eksik gördüğümüz bir mevki yok. Bu takım 34 puan topladı. Ama alternatiflerde bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Mevcut yani bir oyuncumuz korona olsa, Covid testi pozitif çıksa büyük sıkıntılarla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden hani o yoksa bu var, o yoksa bu var diyebilmeliyiz bu sene. Mirkan Aydın da yani bana göre ligin bu ligi tanıyan, şampiyonluk yaşamış iyi golcülerinden biri. Bunun kimse aksini de söyleyemez. Ben iyi bir transfer yaptığımızı düşünüyorum. O da sahada çok ciddi katkı vereceğini düşünüyorum İstanbulspor'a. İnşallah onun için de bizim için de hayırlısı olur. Tekrar sizin aracılığınızla ona da hoş geldin diyeyim. Başkanım, Akhisarspor Ali'yi, Mehmet'i, Yusuf Cihat'ı istedi. Peki oyuncuları verecek misiniz? Son durum nedir? Akhisarspor yönetimi çok yakından tanıdığımız, sevdiğimiz insanlar yani eskiden beri dostluğumuz olan insanlar. Çok zor bir yükün altına girdiler. Çok ciddi sıkıntıda olan bir kulüp Akhisarspor. Yani onlar o transfer tahtasını açarlarsa, bunu başarırlarsa biz İstanbulspor olarak onlara destek vermek isteriz. İsim isim olarak söylememe gerek yok ama böyle bir talepleri oldu. Biz de olumlu bir yaklaşım sergiledik. Yani onların transfer tahtasını açmasına bağlı her şey diyebilirim. Ali Aytemur hariç. Anladım. Ali Aytemur hariç. Anladım. Kamal Aysel'le yollar ayrılacak peki? Efendim? Aysel'le yollar ayrılacak peki? Yani öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor diyeyim. Anladım. Pasiç'e kiradan gelmişler. Bu arada bir seyirci yorum okudum altta ama başkanım. Öyle bir ihtimal var mı? Geçen gün böyle bir sohbet de bizim aramızda da oldu. Böyle bir talepte bulunduk ama bakalım hayırlısı yani. Oyuncu da şimdi ligi tercih edebiliyor. Yani buraları yeterli görmeyebiliyor bazen üst seviyedeki oyuncular. O yüzden şartların oluşması durumunda neden olmasın yani. Yetenekli bir oyuncu bize de katkı sağlayabilir. Şartlar oluşursa olabilir. Peki Eduard Roca'ya teklif geldi mi? TFF birinci günün en çok as yapan futbolcusu. Vallahi İnsan istediği belli değil mi? Roka'yı şu an satın alacak bir para yok yani, öyle söyleyeyim. Teklifler geliyor böyle kulağımıza geliyor. Resmi bir şey yok ama şu an kesinlikle Roka'ya en çok ihtiyacımız olan oyunculardan bir tanesi. Peki Onur Ergün 7 yıldır İstanbulspor'da. Süper Lig'den teklif var mı? Ya Onur Ergün cidden bu kulübün yani
Her şeyini biliyor. En kötü günlerinden bugünlerine gelmiş. Hatta Onur Ergün bu sene Allah'ın izniyle bir Süper Lig'e çıkarsa İstanbulspor kulüp tarihine geçecek. Yani 3 farklı ligde şampiyonluk yaşayıp Süper Lig'e yükselerek bir eşi benzeri daha yok bunun bizim kulübümüz için. Onur da bunu gerçekleştirmeye çok istiyor. Yoksa kesinlikle bence Onur Ergün yani üst ligin oyuncusu. Bunu bence her sene fazlasıyla belli ediyor ama kulüpler ya bir şekilde tercih etmiyor ya da şartlar oluşmuyor. Umuyorum ki bizimle beraber Süper Lig'e çıkar. Bizimle birlikte devam eder. Başkanım, Trabzonlu olduğunuzu herkes biliyor. Alttan bir soru gelmiş. Trabzonspor'a başkan olma gibi bir hayaliniz var mı? Yani Trabzonspor başkan olmak tabii ki yani bu güzel bir şey yani onure oluruz yani Trabzonspor başkan olmaktan. Bir gün neden olmasın? Hayırlısı diyelim yani. Tabii ki her Trabzonsporlu gibi bu işlerle uğraşan insanlar gibi bizim de öyle hayallerimiz var. Hayırlısı. Transferin ilk gününde Valon Etemi'yi transfer ettiniz. 23 yaşında oyuncu. Onun hakkında bir düşüncelerinizi alayım başkanım. Ne düşünüyorsunuz? Biz sezon başı Valon'u istiyorduk. Kukesi takımında oynuyordu. Çok maliyeti çok yüksekti. Bizim bütçelerimizi aşıyordu. Çok uzun bir transfer süreci yaşadık onunla ama şartlar oluşmadı ve transfer gerçekleşmedi. Sonra biz Valon'u takip ederken Roka ve Abaza'yı beğendik. İkisini. Yani biri sol kenar, biri sağ kenar, biri 10 numara gibi oynuyordu o takımda. Şimdi devre arası şartlar oluşunca Etemi de geldi. Yani üçü kavuştu bir arada diye bir olan Kukesi oldu yani. Hatta bütün Kukesi futbolcular beni takip etmeye falan başladılar Instagram'da. Onlara da selam söyleyelim burada. Birkan dışında bir tane transfer var mı başkanım? Var Görüştüğünüz. var var görüştüğümüz oyuncular var. Kaç takviye alacak takıma? Yani tahmin ediyorum en az 2 oyuncu olur, en fazla 3 olur. En fazla o da yani zor ama 2 kesin olur diyebilirim. İnşallah En tabii. az iki. En az iki olacak. İstediğimiz oyuncular olursa yani olmazsa o da olmaz. Yani biz oyuncu almak için oyuncu alamayız şu an. Dediğim gibi yani bu takım 34 puan topladı. Yani bizim sadece alternatifi az olan mevkilere futbolcu almamız gerekiyor. Çünkü her türlü önlemi almamız gerekiyor. Ne olacağı hiç belli değil yani. 17 tane final maçı oynayacağız dediğim gibi. Ya kolay değil yani. Yarıştığınız kulüpler de kolay değil. İşte görüyorsunuz Samsunspor'un yaptığı transferler ortada. Adana Demirspor keza öyle. Yani bu iş çok para harcamakla olmuyor. Az parayla da olmuyor. O yüzden yani böyle bir düşüncemiz var. Peki Trabzonspor'da olacak mı? İlişkilerinizin iyi olduğunu biliyoruz. Tayyip Ebrar'ı kiralamıştın yanılmıyorsam. Evet. Trabzonspor'dan başka gelecek isimler olacak mı? Trabzonspor'dan Ahmet Cambaz'ı istedik. Ümraniyespor'a vermeyi uygun gördü Abdullah abici. Onun dışında bir isim daha var ama açıklamam çok doğru olmaz. Yani bir iki gün içinde zaten o da netlik kazanır. Şu an söylemem çok doğru olmaz. Trabzonspor'dan bir oyuncuyla da anlaşabiliriz. Ama Ahmet Cambaz'ı istedik, olmadı. Ona da başarılar diliyorum. Oliver White'da yollar ayrıldı. Peki başka ayrılıklar olacak mı İstanbulspor'dan başka? Olacak evet yani tahmin ediyorum 5-6 oyuncuyla yollarımız ayrılır bu devre arası öyle gözüküyor yani gözüküyor. İstanbulspor'dan oyuncu almak zordur gibi bir algı var. Bunun sebepleri nelerdir? Kurumsal yönetimden kaynaklı mıdır? Ne Yani düşünüyorsunuz bu konuda? bunun sebepleri nelerdir? Şöyle yani bir ailenin sırtından geçinen bir kulüp İstanbulspor. Yani bu işler öyle kolay değil yani. Şimdi yabancılara verilen paraları duyuyoruz. Bonservis bedellerini duyuyoruz. Yani İstanbulspor'a para vermek insanların gözüne batıyor. Biz de buna anlam veremiyoruz bazen. Yoksa yani aksine biz yapıcıyız. Yani teklif gelmiyor. Böyle kulaktan dolma bilgilerle işte İstanbulspor 2 milyon euro istiyor, 3 milyon euro istiyor, 5 milyon euro istiyor. Ya sen bir teklif et belki biz orta yolu buluruz. Yani kimse bir teklif herkes konuşuyor ama resmiyette hiçbir şey yok yani. Aslında biz yani o konuda yapıcı
Yani başkanımız da öyle yani. Yani atıyorum 1 milyon euro verdi adam. Yok 5 milyon euro ver demez yani başkanımız da. Yani bir orta yol bulunur. Biz de oyuncunun önünü kapatma gibi bir durumumuz olmaz. Ama işte menajerler aracılığıyla kulaktan dolma bilgilerle yaklaşıyorlar. Öyle yaklaşınca tabii ki bizim de onlara cevabımız, yani ben şimdi tutup bir menajere şu kadara bırakırım diye bir şey diyemem. Diye derim ki kulüp resmi teklif yapsın, onun üzerinden ben bunu isteyeyim desin, o bunu veririm desin. Öyle ilerlesin. Ona da çok yanaşmıyorlar. O yüzden böyle bir algı var ama bu algı doğru değil. Biz Doğan Aksu'yu kimse unutmasın ki sezon başı Samsunspor'la anlaştık. Leon protokol yapmış bir oyuncuydu. Çok ciddi bonservis bedelleri görüyordu. Ama bizim öyle bir, yani bu tamamen algı yani. Bu doğru bir şey değil. Gerçeği yansıtan bir şey değil yani, öyle söyleyeyim. Trabzonsporlu bir seyircimiz, Okan herhalde ismi. Başkanım Pereira olmaz mı demiş. Trabzonspor'dan ayrılacak Pereira. Valla Pereira Pereira olmaz yani tabii ki. Pereira olmaz yani. Çok basit ve net. Seyircimiz yeni kaydedecek misiniz demiş. Ben hemen burada hatırlatma yapayım. Bütün programlarımızın tamamını YouTube kanalımızdan seyredebilirler. Peki başkanım şeyi soracağım. İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbulspor'un isim hakkını satın almak istedi mi sizden? Böyle bir olay olur mu? Yani böyle bir Sesiniz şimdi başladı. Tekrar edebilir misiniz? şu an geliyor mu ses? Şu an geliyor. Geçmişte böyle bir şey yaşandı. Rahmetli başkanımız Ömer Saralioğlu'na böyle bir teklif, böyle bir taleple geldiler. Başkanımız kabul etmedi. Veya şartları beğenilmedi. O yüzden bu konu böyle kapandı. Öyle kaldı yani. Ama böyle bir şey oldu yani. Anladım. Bir seyir sorusu daha görmüştüm ama şu an onu bulmaya çalışıyorum, bulamadım. Pazartesi günü Adanaspor'la karşılaşacaksınız. Adanasporlu taraftarlar da Adana İstanbulspor kardeş tarzında yorumlar atmışlar. Adanaspor maçıyla ilgili, Adanaspor'la ilgili düşüncelerini de alayım başkanım. Valla mutlaka galibiyetle başlamak istiyoruz sezona. Yani bizim için çok önemli, hatta rakiplerin de birbirleriyle oynayacağı bir hafta. O yüzden bu maçı kesinlikle kayıpsız geçmek istiyoruz. İçeride oynayacağız. İçeride çok iyi oynuyoruz. İçeride lig lideriyiz. O yüzden tek söyleyebileceğim, kesinlikle galip gelmek istiyoruz. Takım da bu yönde çalışmalarını sürdürüyor. Adanaspor da iyi bir takım. Onlara da başarılar diliyorum. Ve dediğiniz gibi yani kardeş kulübümüz, hem yönetimsel hem taraftar olarak güzel bir bağımızın olduğu bir kulüp. Onlara da başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin. Bugün Nihat Özdemir'in bir açıklaması vardı. Yabancı sınırı sayısı değişecek diye. 5 artı 1'i 5 artı 2'ye çekebiliriz diye. Konu hakkında düşünceniz var mı? Sizce kaç olmalı yabancı sınırı? Yani bilmiyorum ki, 5 artı 1 olmuş, 5 artı 2 olmuş. Çok da fark etmiyor bence yani, olabilir, olmayabilir. O şimdi kadro planlamasını yanlış yapan takımlar böyle taleplerde bulunabiliyor. İşte ikinci sınırı var biliyorsunuz. Ona göre planınızı yapmazsanız böyle taleplerle gidebiliyorsunuz. Gerçekleşir veya gerçekleşmez yani, benim yani çok da önemli olan bir şey değil yani benim için. Olabilir. Seyircimiz Trabzonspor başkanının olması ile ilgili bir soru sorduk, sormadınız demiş ama biz sorduk, galiba siz yoktunuz. Bir de İngiltere'de kulüp satın alınması yazmış ama böyle bir şey mi var başkanım, ben şu an burada okuyorum ama. İngiltere'de bir kulüp satın alması yok, öyle bir şey yok. Yani soruyu tam yazmadığım için ben de tahmin edemedim size. İstanbulspor olarak Trabzonspor'la neden organik bir bağ kurmuyorsunuz diye bir soru daha var. Onu da hemen netleyeyim size. Yani şimdi İstanbulspor 96 yıllık camia. Yani kimseye gidip İstanbulspor gelin bizde İşte şu işi yapalım, bu işi yapalım diye deme zorunluluğu yok. Onlar Trabzonspor Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Bizi de ilişkilerimiz de iyi. Böyle bir talep olursa oturur değerlendirebiliriz. Ya bunu pilot takım bir gündeme geldi. İstanbulspor kimsenin pilot takımı olmaz. Ya bu çok açık ve net, ama işte oyuncu anlamında anlaşmalar yapılabilir. Sonraki satışlardan pay yazdırabilir. Bunların hepsine biz açığız. Trabzonspor böyle bir şey düşünürse biz Trabzonspor'a yok demeyiz hiçbir zaman ya. Anladım. Peki uzun vadeli planlarınız nelerdir? 5 yıl sonra İstanbulspor nerede olur?
tahmininiz? Valla 5 yıl sonra İstanbulspor Avrupa Kupalarında hayal ediyor. Bakalım. Böyle bir 100. yılda Avrupa Kupası yakışır inşallah. İnşallah başkanım. Forma için yazanlar var. Store şu anda var mı mevcutta? Ya Satış valla imkanı bizim veriyor mu? yok aslında yapmamız gerekiyor ama bizim öyle bir şeyimiz yok. Aksine biz insanlara veriyoruz yani dağıtıyoruz. Aslında bizim de bu yükten kurtulmamız için böyle bir şey yapmamız gerekiyor artık. Çünkü çok isteyen oluyor. Ve yetişemiyoruz. Bazıları alınganlık gösterebiliyor bu sefer. En kısa zamanda bunu başkanımızla konuşup bunu kesinlikle faaliyete geçirmemiz gerekiyor. Yani çünkü ciddi talep görüyor İstanbulspor takımı. İstanbulspor unutulmuştu. Ama şu an hatırlanmaya başladı yavaş yavaş birkaç senedir. O yüzden yani böyle her böyle genç neslin bir İstanbulspor hatırası vardır yani. İstanbulspor çok kıymetli bir takım. Forması da çok talep görüyor. O yüzden böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Forma demişken de buradan ben bir duyuru yapayım. Yakın zamanda İstanbulspor forma çekilişi olacak hesabımızda. Buna da konusu gelmişken belirteyim. Adanaspor'dan futbolcu alışverişi olacak mı diye bir soru var. Hemen onu da size ileteyim gördüm başkanım. Yani şu an yani Var mı bir şey? şu Bunu an bir şey biliyorsunuz. yok. Anladım. Peki sizce birincilikten hangi takımlar düşer başkanım? Yani Eskişehirspor şu an çok kötü görünüyor. Yani bulunduğu mali durumdan da dolayı. Vallahi Eskişehirspor evet yani cidden durumu çok kötü oradaki arkadaşların da Allah yardımcısı olsun futbolcuların da öyle tek çalışacak teknik ekibin de öyle yöneticilerin de öyle. Çok zor durumdalar. Yani ben onlara bu sene kesin gözüyle bakıyorum. Açık ve net konuşmak gerekirse. Ama diğer iki takım için bir şey diyemeyeceğim. Her şey olabilir. Yani kimsenin bence Ankaraspor'u da buna dahil ediyorum. Ankaraspor için bile kesin diyemem. Yani insanlar öyle düşünse de ben öyle düşünmüyorum. Belli olmuyor. Çünkü bu ligde 5 maç kazanırsınız birden kendinizi yukarılarda buluyorsunuz. 2-3 maç kaybediyorsunuz birden orta sıralara inmişsiniz yukarıdan. Yani çok enteresan bir lig. Ama Eskişehirspor'un hani mali şartları göz önünde bulundurulursak yani artık çok buradan kurtarabileceğini düşünmüyorum. Uğurcan Akgöz'ün bir sorusunu ileteyim ben başkanım. Kulüp olarak kazan kazan sistemi üzerinden yaptığınız sözleşmeler takdir edilmesi bu ve bunun gibi projeleriniz var mı demiş. Yani bu ve bunun gibi projelerimiz yok ama evet bizim sözleşmelerimiz diğer kulüplere nazaran biraz daha farklı. Yani kulübün kazanması yani kulübün kazanmasıyla beraber oyuncu kazanıyor. Yani kazan kazan sisteminde bence iyi gidiyoruz. Oyuncularımız da buna alıştı. Bazen yeni transferlerde bu zorluk yaşıyoruz bunları anlatmakta. Ama bence çok mantıklı ve Türk futbolunun cidden kulüplerin mali yüklerinden kurtulmasında çok önemli etkisi olabilir. Diğer kulüplere de buradan tavsiye ediyorum. Anladım. Herhangi bir belediyeden destek veya yardım alıyor musunuz başkanım? Hayır yok. Bizim sadece stadımız Esenyurt Belediyesi'ne ait. Ama masrafları biz yaptık. Biz kimseden destek almıyoruz. Ecmen Saralioğlu'nun desteğiyle İstanbulspor Kulübü yürüyor. Öyle söyleyeyim. Peki, Karadeniz'de bir futbol okulları açmayı düşünüyor musunuz? Ya Karadeniz bölgesinde. şu an öyle bir şey gündemimizde yok ama belki olabilir. Yani öyle bir şey hiç düşünmemiştim açıkçası. Karadeniz'de bir futbol okulu açmayı. Ama neden olmasın olabilir. Kazan kazan sistemine bilmeyen seyircilerimiz almış. İsterseniz bir açıklarsınız, dinleriz başkanım. Yani şöyle İstanbulspor kazandıkça ya veya oyuncu oynadıkça kazanıyor veya İstanbulspor başarılı oldukça daha fazla para kazanıyor. İşte çok başarısız giderken normal standart kazanıyorsunuz ama İstanbulspor başarılı oldukça çok kazanıyorsunuz. Yani prim gibi düşünsünler bunu. Kulüp kazanıyor, oyuncu kazanıyor. Bu da oyuncuyu da ekstra motive ediyor. Bir şeyler yapma zorunluluğunda hissediyor kendini. Böyle bir şey yapıyoruz. Yıllardır da böyle devam ediyor. Bence iyi de gidiyoruz. Çünkü bizim gibi böyle AŞ'lerin bu konulara çok dikkat etmesi gerekiyor yani. Kulüplerin hali ortada. Yani birkaç kulüp dışında Türkiye'de belki bonservis verebilecek takım bile yok. Ama İstanbulspor böyle yürütüldüğü sürece 50 sene, 100 sene kimseye muhtaç olmaz. Zaten bizim derdimiz bu.
Yani başarı, 2 yıl başarılı gittin, 3. yıl düştün. Sonra yok oldun gittin. İşte bu çok mevcut örnekleri var. Bunun bir anlamı yok. Yani biz bu kafa yapısına karşıyız. Anladım. Ya bu kulüplerin maddi sıkıntıları olsun, işte Avrupa'daki başarısızlıklarımız olsun, milli takım küme düştü. Yani ben bütün işte bu yabancı sınırı konuşuluyor fazla lazım diye. Bence bütün bu sorunların baş sebebi altyapı sorunu. İstanbulspor altyapıya nasıl bakıyor? İstanbulspor altyapısı ile ilgili bilgiler alabilir miyiz başkanım? Vallahi önce altyapı antrenör eksikliği bence var ülkede. Antrenör yetiştirmekte bence zorluyoruz. Bence bilgileri gerçi bir yani yeni nesil gerçekten çok iyi geldiğini düşünüyorum. Twitter'da çok fazla takip ettiğim genç antrenör var. Onların kafa yapıları, düşünce tarzları çok hoşuma gidiyor. Yani kurtuluş yeni nesilde diyebilirim. Çok bilgi birikime sahipler. Ve çok ciddi anlamda az maaş alıyorlar. O yüzden bence onların maaşının kesinlikle altyapıda çalışan hocaların maaşlarının iyi olması gerekiyor. Yani tamamen oraya konsantre olabilmesi gerekiyor. Yani başka iş yapan altyapı hocaları bile var yani duyuyoruz sağda solda. O yüzden bence öncelik bunlar İstanbulspor'un da altyapı ile ilgili bir düşüncesi var. Bütün A takım altyapı hep bir arada toplayabilmek. Bizim A takıma yakın yaş kategorimiz tesislerimizde kalıyor. Burada idman yapıyorlar, yemek yiyorlar, yatıyorlar, çalışıyorlar. Ama daha alt yaş kategorilerimiz işte Florya'da, Halkalı'da, Bakırköy'de antrenman yapıyorlar. Bizim hedeflerimizden biri de tüm altyapıyı A takımla aynı yerde toplamak. Bunun için de yeterli yerimiz var. Umuyorum zamanla bunu da yaparız. Bir anda olacak şeyler değil bunlar. Ama böyle bir düşüncemiz var. İnşallah da gerçekleştiririz. Mustafa Reşit Akça geçen hafta konuğumuzdu. Onun bir sözü vardı. Trabzonlular olarak saygı görmediğimiz yerde Fenerbahçelerin saygı gördüğünü gördük dedi. Bununla ilgili bir düşüncemizi alacağım başkanım. Valla Trabzonlu her yerde saygı görür. Ben Gittiği camialardan bahsetmek istedi sanıyorum. kimden? Gittiği bazı camialardan bahsetmek istedi sanıyorum. İsim vermeyeyim ama. Yani bilmiyorum yani birine şimdi benim buradan çıkıp bir kulübe veya birine Trabzon düşmanı demem. Doğru değil. Ama Trabzonlar her yerde saygıyı görür yani. Ben o konuda böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ofspor'a bir desteğiniz var mı demiş bir seyircimiz. Ofspor valla oldu. Başkanımızın destekleri oldu. Olcay Başkan'a. Olcay Başkan da gerçekten buradan selam olsun ona. O da çok emek verdi Ofspor'a. Ofspor kulübünü iyi yerlere taşıdı. İnşallah da bu sene şampiyon olurlar. Yani Ofspor bizim kulübümüz, bizim memleketimiz Of yani. O yüzden biz her yerde her zaman Ofspor'un, Olcay Saral'ın her zaman yanındayız. Sol beke takviye olacak mı başkanım? 2-3 takviye yapacağız dediğiniz zaman hangi bölgeleri düşünüyorsunuz? Valla olabilir. Evet, olabilir. Yani böyle bir bek transferi olabilir. Trabzonspor'dan bahsettik. Trabzonspor'un gidişatı nasıl düşünüyorsunuz? Abdullah Avcı 11 maçta sanıyorum bir mağlubiyeti var sadece. Çok iyi bir çıkış yakaladı Trabzonspor'u. Ne düşünüyorsunuz gidişat hakkında Trabzonspor'un? Evet, Trabzonspor yani sezona başladığı yerden çok daha iyi durumda. Yani iyi bir ivme yakaladılar. Güzel gidiyorlar. Başlarındaki hoca ile. Umuyorum bu performansları devam eder. Evet, Zeki Çelik'i soracağım başkanım. Sorularım arasında vardı. Altta görünce şimdi hemen onu da öne alayım. Zeki Çelik'i 1 milyon euroya sattınız yanılmıyorsam. Evet. Ve 15 milyon euroya kadar herhalde %15'ti. Daha sonra yani daha fazla bir bedelle satılırsa da %20 bir satış bedeli alacaksınız galiba. Evet, doğrudur. Bununla ilgili sorular vardı. Farklı rakamlar falan yazıyordu sosyal medyada. İstiyorsanız bir sizin ağzınızdan açıklık getirelim onu. Ya işte okuyorum 2,5 milyon euroya sattı İstanbulspor, 3,5 milyon euroya sattı. Yani böyle bilgi kirliliği vardı. Ben de bugün onu düzelttim. Zeki Çelik 1 milyon euro ile transfer oldu. Bunun yarısı da Bursaspor kulübüne gitti. Onun dışında bizim sonraki satışından payımız var. Onu da detaylarını anlattım. Zeki'nin de bir transferi gündemde. Yani böyle konuşuluyor. Biz de duyuyoruz. Kendisiyle menajerleriyle de ara ara irtibat kuruyoruz.
Umuyorum onun için hayırlısı olur. O bizim gururumuzdu. Şimdi tüm Türkiye'nin gururu oldu. Yani biz de Evet. onu izlemekten A milli takımda Avrupa'da onur duyuyoruz yani. Bunda bir katkımız varsa da ne mutlu bize. Ona da buradan selam olsun. Evet. Sağ bek transfer edip eski sağ bekiniz Samsunspor'dan ayrıldı. Alacak mısınız diye bir soru var hemen Yüksel Başkan. Yok şu an öyle bir şey gündemde yok. Muhsin'den bahsediyorlar sana. Evet. Yok ya yani şu an öyle bir şey gündemde yok. Peki. Bir soru daha vardı. Ona bakacaktım. Aynı soru sanıyorum. İstanbulspor seyircisi hakkında bir görüşlerinizi alayım. Çünkü İstanbulspor seyircilerimiz de mesajlar atıyorlar. Son olarak onlara da bir değinelim. Vallahi biz Özlediniz İstanbulspor mi çocukları? yani az ama öz bir taraftarımız var İstanbulspor'un. Gerçekten gerçek İstanbulsporlar var yani. Ve onları çok seviyoruz. Tabii biz de onları özledik yani. Artık hepsini tanıyoruz zaten. Hepsiyle iletişim halindeyiz. Umuyorum ki bu pandemi süreci bir an önce sona erer. Biz zaten böyle seyircisiz oynamaya alıştık. Ama o az ama öz olan kesim bizsiz olmaya alışamadı. O yüzden onlar için umuyorum ki pandemi bir an önce sona erer ve biz de taraftarımızla kavuşuruz. Herkes için öyle yani. Yani cidden alıştık ama tabii ki yani seyircili maçın yerini tutmuyor. Bando ekibi duruyor değil mi başkanım? Bando ekibi yani şu an onlar da yok. Umuyorum bir an önce biter de onlar ya onların sesini bile özledik ki ben çok bazen çok rahatsız oluyorum onlardan. Ama onları bile özledim diyebilirim yani. Kimin fikriydi diye soruyorlar Bando'yu. Neyi? Bando fikri kimin diye soruyorlar. Bando fikri biz ikincilikte oynarken bir Menemen deplasmanına gitmiştik. Başkanımız orada görmüştü ve çok hoşuna gitmişti. Ne olduysa o maçtan sonra oldu yani. O öyle diyebilirim. O maçtan sonra bizim de bir bando takımımız oldu. Kasımpaşa stadında oynarken de orada bile yalnız bırakmamışlar sizi. Ben hatırlıyorum bir Adana Demirspor maçı vardı sanıyorum. Her maçı. Oradaydım. Her maçımıza. Orada bir geri geliyorlardı. Evet, her maçımıza geliyor. Başkanım programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim benim Ben de katınız çok için. teşekkür ediyorum. Herkese de buradan selamlar. Size de çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir Şimdi için başarılar diyorum İstanbulspor'a. Siz de çok yönetiminize teşekkür ediyorum mutlu kardeşim. olun. Ben de sana. Tüm izleyen soru soran herkese de takip eden herkese de selamlar. İyi akşamlar diliyorum.